Merhaba sevgili seyirciler, Mutluluğun Sırrı adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tövbe konusuna bakmış olacağız. Burada bizimle birlikte misafirimiz var, Tamer Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Daha önceki programda şunu gördük ki, Allah bugünümüzde yaşadığımız bu dünyamızda bizi bir yolcu olarak getirmiş oluyor ve biz yaşayarak bu dünyada onunla birlikte olmamızı istemektedir. Ve kutsal kitaba baktığımız zaman Helevahi kitabında Allah bugünkü yaşadığımız bütün dünyanın yaşadığı zamanını bir sonu olacağını anlatmaktadır. Ve biz bunu istesek de istemesek de hayatımızda yaptığımız iyilikleri ve kötülükleri Allah'tan nasıl bir beraberlik sürdüğümüzü onu muhakkak bir gün karşılığını bulmuş olacağız. Eğer biz Allah'ın yolunda yürüyeceksek biz onun gelecekte o bizi kurtarmış olacak o sonsuz hayattan. Çünkü aslında İsa Mesih'in bu dünyaya gelişi bizi o sonsuz ölümden kurtarmaktı. Peki biz bugün o kararı verebiliyoruz ve biz onu vermek için şu anda o şansı seçimi yapabiliyoruz değil mi? Biz ne yapmamız gerekiyor? Hayatta günahlar muhakkak işlemiş olacağız ve o günahlardan tövbe etmemiz gerekiyor. Kutsal Söz böyle söylüyor. Evet. Peki tövbe nedir? Nasıl tövbe yapılmalıdır ve tövbe sert bir dönüş mü olması? Yani o bir şekilde bir dönüş mü yapmalıyız? 180 derece günaha dönmeli miyiz? Yani tövbe ettiğimiz zaman tamamen günahtan kopmamız gerekiyor ve bu bütün olaylar nasıl olabilecek diye bizim hayatımızda o mutluluğu nasıl yaşayacağız daha bu dünyada? Şimdi bir kere çok güzel söylediğiniz, bizim yaşadığımız zamanda, dönemde bir Allah'ın lütuf egemenliğinde yaşıyoruz. Evet. Tabii. Biz burada farklı farklı dünyevi ülkelerin vatandaşları oluyoruz. Biz o konuda kastetmiyoruz değil mi? Herkes bulunduğu ülkenin vatandaşı oluyor ve o ülkenin kurallarına, yasalarına bir iyi bir vatandaş olarak uyuyor ve elinden geleni en iyisi yaşadığı ülke için yapıyor ve yaşadığı şehir için, bulunduğu bölge için, semt için, mahalle için. Bu ayrı ama bizim ruhani açıdan konuya bakarsak, ruhani açıdan bakarsak ne diyoruz? Burada bir şeytanın, iblisin bir egemenliği var. O da kötülüğün egemenliği. O da bütün dünyadaki insanları kendi tarafını çağırmaya çalışıyor. Evet. Kendi tarafını çekmeye çalışıyor. Değil mi? Tamam, şeytan, iblis muktedir değildir. Şeytan, iblis her şey gücü yeten de değildir. Evet. Çünkü o Tanrı, Allah, Rab değildir. Şeytan yaratılmıştır ve dolayısıyla o sadece ona verilen güç ve sınırlar içinde hareket edebilir. Daha fazlasını yapamaz. Evet. Allah gibi değildir. Dolayısıyla bu dünyada Allah deyince, Rab deyince, yaratıcı deyince tek Allah var. Tek evet. Yaratıcı, tek Rab var. Birkaç tane yok. İki örneğin yaratıcı da yok. Bir var. O da Yüce Allah. Ama şunu da söyleyebiliriz. Allah nasıl bizi tövbe edip onun egemenliğinin, onun ruhsal krallığının, lütuf krallığının, merhamet krallığının vatandaşları olmamızı davet ediyorsa, diğer taraftan da bu karanlık prensi, iblis ve şeytan da bizi onun tarafına çağırmaya ve çekmeye çalışıyor. Evet. Böyle olunca biz şu an iki krallığının bulunduğu dönemde yaşıyoruz. Evet. İki krallık birlikte hem şeytanın krallığı, egemenliği devam ediyor. Diyemeyiz. Evet. Şeytan artık hiçbir gücü yok, hiçbir şey yapamaz. Yok, şeytanın hala etkisi ve gücü üzerimizde var. Ama o yenilmiştir. Biliyoruz ki 2000 yıl önce Efendimiz İsa Mesih onu yendi. Evet. Efendimiz İsa Mesih onu yenip bizim için Allah'ın lütufunu ve Allah'ın merhametini ve Allah'ın sevgisini çok iyi bir şekilde gösterdi. Ama bu lütuf, merhamet, inayet, sevgiyi sonsuza dek değildir. Yüce Allah günün birinde yargı yapacak. O yargıda artık her insan
iyi işler yapsın, kötü işler yapsın. Bütün yaptığı işler ve yaptığı ve sürdürdüğü hayat Allah'ın önünde apaçıktır. Allah'ın melekleri bizim yaptığımız işleri teker teker yazıyorlar. Allah'ın melekleri kaydediyorlar bizim yaptıklarımızı. İyi olsun, kötü olsun. Evet. Dolayısıyla Yüce Allah'ın önünde biz insanlar olarak yargılanacağız. Belki de bazıları yargılanıyorlar şu an, bilemiyorum. Ama net kutsal kitap diyor ki İsa Mesih'in ikinci gelişinde artık bu yargının sonucunda bazı insanlar ne olacak? Allah'ın cennetine alınacaklar. Evet. İsa Mesih onları ölmüş olsalar bile diriltip onları kendi vaat ettiği o yeni şehire, cennetine götürecek. Ama bazı insanlar ise biliyoruz ki Allah'ın yargı gününde de onlar cehennem ateşi için, ölüm için diriltilecekler. Dolayısıyla çok dikkatli olalım. Şu an lütuf zamanı, inayet zamanı, merhamet zamanı. Ama Allah bu merhameti sonsuza dek sürdürmeyecek değil mi? Evet, uzatmayacak. Ve bundan dolayı siz ne demiştiniz? Tövbe demiştiniz. Tövbe güzel bir konu, biliyorsunuz. Neden güzel? Ve bir örnek de verdiniz. Ben o örnekle ilgili biraz bir genişletmek istiyorum örneği. Şimdi bir vaiz Hindistan'a davet ediliyor. Ama Hindistan'da herhalde bekleyemezsiniz böyle süper yollar, otobanlar vesaire. Bazı yerlerde yollar bile yok. Ekonomik yani, çok düşük. Biliyorsunuz çakıl yollar olursa gene iyi. Çakıl yollar da yok. Toprak yollar oluyor. Ve böylece adam gidiyor bir oradaki Mesih imanları topluluğu diyorlar ki bizi ziyaret etsinler, biz onu karşılayacağız. Nasıl karşılayacağız? İşte müzikle, törenler, şov gösterisi yapacağız. Oradaki işte dövüş sanatları, bilmem ne, akrobasi, bilmem ne. Yani gayet güzel bu vaizi gönüllü almak istiyorlar. Güzel bir karşılama yapmak istiyorlar. Şimdi adam geliyor, bakıyor şimdi karşı tarafa geçecek yol yok, köprü yok, bir şey yok. Kayıkla nehir var. Kayığın karşı tarafa geçmesi lazım ama şimdi onu nerede bekliyorlar? Köyde büyük. Onun kuzey şeyi var. Kayıkların gittiği yer var ve güney yeri var. Dolayısıyla köyün kuzey tarafına mı, güney tarafına mı gideceğim? Şey yapamıyor. Tam da söylememişler kendisine. Nerede onu bekliyorlar ve aradaki mesafe de çok fazla. Bir gidiyor güney tarafına. Onu ise kuzey tarafında bekliyorlarmış. Bütün köy toplanmış. Müzikler, şeyler, korolar, gösteriler, çiçekler. Bütün ikramlar. Her şey hazırlanmış orada. Yani sonuçta büyük bir şehirden, büyük bir yerden vaiz geliyor. Sevdikleri bir insan geliyor. Ona saygı, hürmet göstermek istiyorlar. Ama olmuyor. Adam bir çıkıyor kıyıya, bakıyor. Birkaç tane keçi, birkaç tane tavuk mesela. Ne varsa orada ev hayvanları sokakta yok. Yol da yok aslında. Evler böyle bitişik birbirine. Yollar da yok köyde. Böyle oradan nasıl gidecek tam zıt tarafına gidene kadar zaten yukarıdaki gösteriler her şey bitiyor. İnsanlar evine dönüyor. O U dönüşünü yapıyor oraya gitmek için ama geç kalıyor. İşte tövbe öyle bir şey. Bizim gittiğimiz yoldan tam U dönüşü yapmak. Yani ben şimdi kötülüğe mi gidiyorum? Şeytanın gösterdiği yoldan mı yürüyorum? Kötülük prensinin bana gösterdiği ve davet ettiği kötülük yolundan mı gidiyorum? Yani tövbe etmek ne demek? Ben o yoldan döneceğim. Nerede olursam olsun ben farkına vardım. Bu yol iyi bir yol değil. Kötülük yolu Allah'ın onayladığı bir yol değil. O zaman ne yapacağım? U dönüşü yapıp 180 derece demiştiniz. U dönüşü demiştiniz. Yani ben 180 derece döneceğim. U dönüşü yapacağım. Tamamen artık o gittiğim yola sırtımı çevireceğim ve ben ters geri döneceğim. O gittiğim kötülük yoldan geri döneceğim. İşte budur tövbe. Bu vaizin nasıl gitti köyünün bir tarafına, tam ters tarafına gitmemesi gerekiyordu. O da ne yaptı? Geri döndü. Tam zıt tarafına. Aynı şekilde biz de tövbede gittiğimiz yoldan vazgeçip ve ayrıca de şunu da söylemem lazım. Tövbenin bazı aşamaları var. O da nedir? Ben şimdi anladım ya bu kötülük olduğunu. Bu iyidir, bu kötülüktür. Hemen anında karar vermem lazım. Evet. Tövbenin birinci aşaması karar vermek. Yüce Allah hepimize özgür seçme hakkı vermiş, tanımıştır. Dolayısıyla ben kendim özgürce yalan mı söyleyeceğim
ve hep doğru sözlerimi söyleyeceğim. Mesela yalan konusunda eğer örnek verirsek. Dolayısıyla ben artık özgürce seçim yapınca ne yapacağım? Ben doğruyu söyleyeceğim. Ne olursa olsun yalan söylememeye çalışacağım. Dolayısıyla evet. Ben böylece karar verirken Allah'ın yasasına göre, ahlaki yasasına göre karar verirsem demek ki ben böylece tövbe etmenin de bir dışa görünüşü de oluyor. Ha bu insan tövbe etmiş diyebilirler insanı. Bak bu nasıl ne kadar çok yalan söylüyordu ama şimdi artık yalan söylemiyor. Doğrusu neyse onu söylüyor. Evet. Değil mi? Tövbenin birinci aşaması hep Allah için seçim yapmak. Hep Allah'ın yolunda yürümek için seçim yapmak. Yani biz kendimizi içimizdeki dürtüler, bencillik, egolar bizi ya ne olur bir kere yalan söyle veya beyaz yalan söyle ve şöyle bir yalan söyle ses dürtüler olabilir içimizde. Yok. Biz bunlara taviz vermeyeceğiz. Daima tövbe ederken diyeceğiz ki ben Allah'ın ne istiyorsa onu yapacağım. Evet. Doğrusu neyse onu yapacağım. Çünkü bizim sonuçta insanız. İnsanlar olarak hata yapabiliriz ama seçim hakkı Allah bizi tanıyorsa neden Allah'ı seçmeliyim? Evet gerçekten öyle. Çünkü Allah'ı seçersek o zaman biz daima kararı Allah için alacağız. Ve bu kararı biliyoruz ki sadece bugün değil her gün almamız lazım. Evet. Bu bir süreçtir. Yani ben bugün tövbe ettim yarın tövbe etmeme gerek yok. Yok öyle bir şey. Ben her gün tövbe etmem lazım. Her gün kötü yollardan, şeytanın o bana yaptığı o davetiyelerden ve şeylerden sırtımı çevirip Allah'ın gösterdiği yolda, Allah'ın kelamını okuyup, Allah'ın sözüne göre yaşamam gerekiyor değil evet. mi? Evet. Allah'ı anlamak için, Allah'ı öğrenmek için dediğiniz gibi Allah kendisinden insanlara bahsetmektedir. İnsanlar bazıları bunu bilmek isterler, bazıları tabii ki kendi düşüncelerine Allah'a yaklaşmaya niyetlileri olmaktadır. Evet. Fakat Allah insanları sevdiği için kendi hakkında bilgileri bu dünyada bırakmıştır. Ve biraz önce de çok güzel söylediniz, tekrar söylemek istiyorum ki şeytan bizi sormadan bizi kendisini çekmektedir. Bizi günah işlemektedir, işlemeye zorlamaktadır. Ama eğer biz Allah'ın tarafını seçecek olursak ve Allah hiçbir zaman insanları zorlamaz. Bazen insanlar bu konuda şöyle derler. Neden bu kadar çok kötülük dünyamızda oluyor? Çünkü şeytan bize izin istemeden bize bunu yaptırmaktadır. Ama Allah bizim kendi çabamızına, kendi isteğimizine gelmemizi istiyor. Eğer Allah'a biz gelmiş olursak, onun yanına gelecek olursak Allah hiçbir zaman bizi kovmaz. Tam ters bizi kucaklar, bizi dinler ve tövbe etmemizi de ister. Çünkü sadece tövbeyle biz Allah'a gelmiş olabiliriz. Sadece günahtan nefret ederek ondan uzaklaşmak istediğimiz zaman Allah bize yanaşabilir. Evet konumuz çok güzel. Onu kısa bir aradan sonra devam ettireceğiz. Sevgili seyirciler, bizim konumuz çok güzeldir ve siz de inanıyorum ki merak ettiniz tövbe nasıl olmalıdır. Kısa bir aradan sonra bizimle kalın.